Evet. Polen ve yeni sökülmüş yavrular dolu. Bu 4 çıtalık bir arı. Çıtadan bir tanesi maşallah sırf kapalı yavru. Yani şu iki çıta arıyı kaplar söküldüğünde. Kraliçe burada. Böyle. Genç, bu senenin kraliçesi bu. Bu da sırf yavru. Köyde olmasına rağmen frende çok güzel polen geliyor. Arkalı önlü. Arkalı önlü iki çıtası yavru. Ve şuna bakayım. Bu da, maşallah en güzeli de o galiba. Evet, hemen bal kokusunu aldın abi. Ama bak boş, görüyor musun? Bu yavruya çok yiyecek lazım. Bugün bunların şuruplarını koyuşturup vereceğiz. Bir kapatayım şunu. Ve artık saracağım ben varları. Kışa hazırlık. Kışa hazırlıyoruz. İçinden şimdi çuval getirdim zaten. Sıkıştıracağız böyle. Arı artık bu kadar yeri ısıtmak zorunda kalacak. Şimdi bütün kovanı ısıtıyordu. Bundan sonra bu kadar yeri ısıtacak. Aşağıdan da uğraşmayacak. Evet, aşağıda. Daha rahat yavru yapabilecek. Onları havalar soğuyor, sökmeden o yavruları çıkarttırmamız lazım. Bugün şuruplarını fulleriz. Kapatabiliriz ne bunu. Kayıttayız. Bu arıları ben Mersin'e giderken bölmüştüm abi. Ya yaklaşık 2 ay falan oldu. 3'er çıtalardı. Evet, bu çıta yavru. Ve bal. Etrafı güzel, stokları var. Ay şimdi bak oldu bu. Gene için gidiyor. Evet. Bunda da güzel var. Yani arı yavaş yavaş kendini kışa hazırlıyor. Bunda ötekinde o kadar değil de bayağı daraltmış yavru alanını. Güzel sökülüyorlar. Gelindeyiz. Abi şimdi üçüncü çıtaya bakayım. Evet, bunda da yavru var. Maşallah şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir barava mağduru yok. Bununla bayağı mücadele etmiştik bunlarla. Üçüncü çıtasında da yavru var. Şuna bakalım. Abi kendi kendine damladı bir tane. Bence arı kendisi bal getiriyor. Yani bu püren balı bence şu. Bak akıyor. Evet, evet, evet. Evet, püren. Ben şey, ne yapmış? Salkım yapmış orayı. O orayı örüyor. Tadına bir bak abi şöyle. Bak püren balının kokusu bu. Evet. Nasıl? Bal tutan parmağını yalanmış. Biz kovan tuttuk, parmak yaladık. Of of of. Böyle güzel, çok güzel oluyor ama bu sene püren çok geç kaldı abi. Almamız lazım dedi mi püren? Abi kuvvetli olsalardı bunlar alınırdı ama bölme oldukları için alınamaz. Şuna getiriyor biraz işte. Çünkü daha biz bunlara vereceğiz, almayı bırak. Evet abi, bunu da sıkıştırmam lazım. Yeni çuvallar getirdim zaten. Ya, bu çuvallar kestin miydi sen? Yok, yayında. Baştan sona yayında olmasın. Evet, evet. Tamam. Videolar, videolar. Böyle... Evet. Bu arı bir ara açtı. Ben buna yandan da şey vermiştim bu şekil. Direkten dönmüştü bir ara. Bunda şey var. Yavru yok, bal. Bunda var. Evet, yavru durumu. Ötekinde daha fazla. Böyle yeni yeni sökülen yavrular var. İşte dikkatli bakmamın sebebi, varava mağduru var mı ona bakıyorum. Her an şu an rastlayamadım hiç. Olmaması bizim açımızdan çok iyi tabii. Yok. Görünüşte hiçbir varava şeyi yok. Arının üzerinde de göremiyorum. Doğanların üzerinde de bir etkisi yok. Abi öteki de yavru bunun.
Bunda da yavru var. Bunun da 3 çıtası yavru. Bunların çok iyi. Şuruplanması lazım abi. Artık hava soğuyor. Bugün şuruplarını doldururuz. Şimdi bunu öbür tarafa alacağım. Bunu değil de şu ballıyı alalım geliyor. Bu buraya kapak olsun. Hem poleni var hem yavru. Dipten itibaren. Maşallah 3 çıta yavru var. 3 çıta da yani. Şimdi bunu da şey yapacağız. Bunu da sıkıştırıyorum yine. Arıların ısıtacakları alanlar azaldı. Daha rahat ısıtacak, daha iyi yavru yapacak. Keşke bunu daha önce yapabilseydik ama gelemedim ben. Ama problem yok. Biraz fazla bal yak. Abi. Bunlar biz şeye giderken bölmüştük. Bunda sıkıntı var gibi gözüküyor. Arının hareketleri iyi değil. Bir yavru da yok galiba. Yeni başlamış. Yavru da yok. Yeni yavru başlamış ama ana mı yaptı? Yalancıya mı kaçtı bilmiyorum. Bir yalancıya kaçma ihtimali var abinin. Bu anayı kaybetmiş. Bunda problem var abi. Zaten açınca belli oldu, dağıldı arı. Ve hiç gelişememiş, geri gitmiş. Azalmış yani. Toplasan şimdi şu bir tarafı sarsa, bir tarafı bile sarmaz. Anaya bakıyorum, ana da yok. Ama yumurta var. Şimdi garip de o. Bir tane var ama anayı göremiyorum. Ama arının şey yapma hareketlerinden anasız olduğu belli. Nasıl bak, kanat çıkıyorlar. Bu anasız abi. Bir çıta full arısı anca var. Yani 3 çıtaya yayınlık da. Bir çıta falan. Arı. Ha, bununla bunu birleştireceğiz. Bu arı bununla birleştik. Çünkü bununla uğraşamayız. Şu an anası yok bunun. Bunu kapatıyorum. Sen de kapat. Kayıtsız. Ya bu da. Bunun ballı poleni bayağı var. Oh maşallah. Evet. Bir tanesi prem poleniyle gelmiş. Ayağında prem poleni var. Ötekinde de var abi şey yavru. Yani şunu daha erken sıkıştırabilseydik abi. Kraliçe burada. Evet. Şurada dolaşıyor. İşaretli. Arı şey yapamamış. Yani bir türlü saramıyor mesela. Bu kadar alanı sarıyor zayıf olduğu için. Öteki de örsün diye şey yapmışız. Zikzaklı bir çıta var içinde. Bunu da saracağız abi. Yani bunun sarılması lazım. Sarılsa birazcık da yavruyu artırır o. Arı sıkışmadığı için yavruyu biraz azaltmış. Yani sıkıştırmada en önemli şeylerden bir tanesi, buraya çıta koyarsak şöyle conta gibi iki taraftan sıkıştırıyor. Hiç hava aldırmıyor. Arı gene burada kaldı. Bu ağartma yapmış. Bu ötekilerden güçlü ya biraz. Yani alabilir miyiz bir iki tane?
Abi mesela şunda var da hep polen altı. Altısı olsa, polen olmasa bir püren balı yerdin ama. Bu yavru. Yavru. Bu da yavru. Akıyor, ballar akıyor. Şakır şakır akıyor. Abi şey. Kapatamamış da. Ya püren daha yeni vermeye başladı abi. Bu sene püren çok geç kaldı. Çok aşırı geç kaldı. Bu ikinci yavrusu. Sen şunu. Bunu da varava gördüm abi. Bunun üzerinde iki tane vardı. Normalde diğer puanların hiçbirini de göremedim abi. Haydi. Ana arı burada. Şurada. Evet, kapatmaya başlamış he. Bu kışlık hazırlık mı kapatma? Aha, bundan sonra artık yavaş yavaş geceler bayağı soğudu. Değil mi abi? Sen polen ve açıklara şey kendisi bulmuş. Bunlar propolisler. Bakma. Sıkıştırdım abi. Mecburen sokacak. Yaktı be. Sonbahardaki arılar biraz fazla yakıyor. Bir de açtık, bu kadar uğraştık, hiç duman bile vermedik arıya. Arı ne yapsın? Saldırma bile saldırmıyor. Üstüne basınca o da bize bastı. Abi şuradan öbür tarafındaki sıraları almak lazım. Ötekileri sıkıştırırken yanlarına koyarız. Bunu birisi değiştirmeyeceğiz mi? Değiştirebiliriz abi. En azından birisini zaten erkek sitesi baharda erkek atsın diye koymuşum. Bu kovanda aktarabiliriz. Boş kovan var, onu alalım abi. Kapatıyorum. Kapat.